Hayırlı akşamlar Kastamonu. Ajans 37 Kastamonu stüdyolarından bütün dostlarımıza, takipçilerimize, bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi bir haftanın başlangıç olması, bugün de güzel bir günle haftaya başlamış olmamız, tabii ki Kastamonu'da da biraz kalabalığın olması biraz sıkıntı oldu belki ama olacak ya da öyle tahmin ediyorum. Çünkü bilim adamları şeyden kaçının dedikçe biz ne yazık ki biraz sanki buna uymuyoruz gibi bir durum var. Ama tabii hükümetimiz her zaman en doğrusunu bilir. Bunu yaptığına göre, böyle bir planlama yapıldığına göre bunun da doğru olduğunu ben kabul etmek durumundayım. Dolayısıyla güzel bir güne başladık. Güzel bir haftaya başladık bugün. Ve bu bugünün akşamında da bir pazartesi akşamında Ajans 37 stüdyolarında konuğum Fatih Köse. Tabii ki Fatih Köse ile çok konuları konuşuyoruz. Fakat Fatih Köse'nin bu kadar konuya hakim olması, araştırması, incelemesi, bütün benliğiyle, fikirleriyle, düşünceleriyle çok da böyle belli bir kalıba girmeden her şeyi araştırabiliyor. Mesela en son bu uğraşılarından biri de tarımla alakalı, organik tarımla alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor. Bahçe düzenliyor şu anda mesela. Bütün bunları konuşacağız. Tabii bunları konuşurken de koronalı günlerden sonraki Kastamonu'da üretimi, sosyal yaşamı konuşacağız diyorum. Ve tabii ki hoş geldin Fatih Köse diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra tekrar Ajans 37 stüdyolarındayız. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Fatih Bey, şimdi tabii ki bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten de bu koronalı günler çok sıkıntı verdi. Neden sıkıntı verdi? Bütün dünyada hemen hemen bu baş gösterdi ve bütün dünyada da bu bir şekilde etkisini son hızla gösteriyor. Fakat benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Dikkatimi çeken şu, bütün bunlara baktığımız zaman sanki sosyal yaşam, hayatın akışı, yaşam şekilleri, standartlarımız komple değişecekmiş gibi bir durum var. Siz de böyle bir şey hissediyorsunuz mu? Yani evet, tabii sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, değişik akademik çalışmalarda olsun bu yönde açıklamalar var. Açıkçası bulanık suda gidiyoruz. Tabii geniş halk kesimleri her zaman olduğu gibi yönetiliyor. Yani öngörü yapabilmek için bunları düşünmek gerekiyor. Genellikle gündelik hayat için koşturduğumuz için, yani gündelik hayat telaşileriyle vaktimizi geçirmemizden mütevellit öngörülerimiz biraz sosyal medyadaki paylaşımlar neyse oraya göre şekilleniyor. Yani salgın daha önce de dünyada oldu ama dünyanın bu kadar teknolojik gelişme sebebiyle iletişim kanallarının, ulaşım kanallarının artması, çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına insanların seyahat edebilmesi sebebiyle artık bu tür sağlık sorunları küresel hale gelebiliyor. Hani dünya küçüldü diyoruz ya, işte adam Pekin'den uçağa biniyor, Amerika'ya gidiyor, oradan Türkiye'ye geliyor. Bunun dezavantajlarını yaşıyoruz. Yani modernizmin dezavantajlarını yaşıyoruz belki de. Modernliğin getirdiği bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Bundan sonra dünya nasıl şekillenir? Bir yanda işte yapay zekayı konuşanlar var, insanlara çip takılmasından bahsedenler var. Ki bu bir nevi hayatımıza girmeye başladı. Sağlık Bakanlığımız bile bir takım Android uygulamalar yapıyor. Kastamonu'da nerede Covid salgını yoğun, oralardan uzak dur gibi. Bu daha çok insanların hayatına girmeye başlayacak. Nasıl insanlar cep telefonundan banka hesaplarına, kredi kartıyla alışveriş yapabiliyorsa, artık sağlık rahatsızlıkları belki oradan anında tespit edilebilecek. Yani Fatih Köse işte el nabızını tutacak, 39,5 derece kapısının önüne ambulans birden gelip yaka paça götürebilecek belki önümüzdeki yıllarda. Peki bu baz istasyonlarının, bu 5G'nin, özellikle 5G, yani baz istasyonları demeyeyim de,
bu 5G'nin böyle bir şey yapma olasılığı nedir? Çünkü bu çok konuşuluyor. Birçok ülkede özellikle bu Bill Gates tarafından da bu projenin ayarlandığını, bir kurmaca bir proje olduğu iddiaları var. Bununla ilgili de çok büyük paralar döndüğü, yani dünyayı yöneten, hani dolara sahip olan 13 aile dediğimiz bir kesim var Amerika'da. Bu aile ve aileler ve Bill Gates'in böyle bir projeyi başlattığını, burada en büyük hedeflerinden biri olan Çin'i de belki de hani ekarte ederek ya da kontrol altına alarak böyle bir projeyle tekrardan o büyük gücü oluşturmak. Çünkü yüzlerce trilyon dolara hükmediyorlar bunlar. Böyle bir proje olabilir mi bu? İnsanlara çip takmak veyahut da bu 5G. Şimdi dünyanın gelirinin %50'sine sahip olan 26 aile var yaklaşık. Bunlar ülkeleri de artık yönetiyorlar. Aslında mesela tarihte geriye gittiğimiz zaman ülkelerin kırılmasını, yani dağılmasını ya da birlik oluşmasının sebebi de sermaye hareketleri. Yani Fransızlar Cermenlerle ticari olarak anlaşıyorlar. Siz Cermenler şu alanda ticaretinizi yapın, biz Fransızız burada yapalım diye ülkeler böyle kurulmaya başlıyor. Ve Avrupa Birliği de biliyorsunuz kömür çelik anlaşması. Yani savaşarak bir yere gelmedik, ticaret yapalım, zenginleşelim diye Avrupa Birliği kuruluyor. Yani bu para, ekonomi, ulusal devletleri, devletlerin birleşmiş hale gelmesini, bölünmesini, çoğalmasını, ayrılmasını şekillendiren bir şey. Ve şu anda bu 26 büyük aile, işte petrodolar zenginleri olsun, silah tüccarları olsun, birçok şeyi ülkeleri kanalize ediyorlar. Şimdi benim okuyabildiğim kadarıyla dünya nüfusunun 500 milyon sayıda stabil kalmasını öngörüyorlar. Yani fazla nüfus efendim zararlı. 500 milyon nüfus iyidir. Buna göre şekillenelim. Bu tabii bizim inancımıza ters bir şey. Yani biz ne deriz? Rızkı veren Allah'tır deriz. Her çocuk rızkıyla gelir deriz. Ama bu kafa yapısındaki insanlar bu şekilde bakmadığı için planlamayı seviyorlar. İşte daha çok kazanmak, daha zengin olmak, daha çok insanı istediği gibi yönetebilmek için bu 5G teknolojisini de bir altyapı olarak kullanabilirler. Yapay zekayı altyapı olarak kullanabilirler. Mesela Elon Musk geçen bir şeyden bahsetti. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde insanların neyi düşüneceğini bile çiple sağlayabileceklerinden bahsetti. Yani bir nevi modern kölelik sistemini kurmaya gayret ediyorlar. Buna dahil olacak mıyız, olmayacak mıyız, dışında mı kalacağız? Eskiden biz buna hak batıl mücadelesi derdik bizim mahallenin dilinde. Şimdi de herhalde işte sağ sol, ne bileyim, layık, antilayık ya da Avrupalı, doğulu kavramları yerine bu küresel projeye dahil olmayı isteyenler, sevenlerle karşı duranlar olacak gibi geliyor bana. Ama bu işin hiçbir tarafında dini yok ki. Veya inanç kültürü yok ki. Burada tamamen dizayn etmek, toplumları, kitleleri yönetmek var burada. Ve parsayı toplamak var. Çünkü Amerika'nın kuruluşunda olsun ve Japon Bankası'ndan tutun, işte hatta iddialar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İngiltere'nin bankası mesela, bir Almanya'nın bankası, hep bu aileler tarafından kuruldu ve bu aileler tarafından bunların hepsinin finanse edildiği biliniyor zaten. Böyle baktığımız zaman da tabii ki bu güce sahip olanlar, şunu da, ne kadar kalabalık olursa belki iyi ama fuzuli kalabalık olursa bu gereksiz gibi görüyorlar belki de. Böyle bir şey mi düşünüyorlar ki? Yani şimdi Oxford Üniversitesi'nin geçen ay içerisinde yanılmıyorsam bir akademik çalışması yayınlandı. Önümüzdeki 2045 yılına kadar ortadan kalkacak mesleklerden bahsetmişti. Bunun içinde muhasebecilik, mali müşavirlik var, doktorluk var, avukatlık var. Yani bu insanlar ne iş yapacak böyle bir dönemde? Mesela avukatlık örneğini nasıl açıklıyorlar? Öyle bir dijital altyapı ki, yani bir dava açacaksınız, atıyorum TC kimlik numaranızı girdiniz, bir alacak davası açacaksınız, hasmınızı yazdınız, konuyu yazdınız. Yani bir avukatın dosya karıştırıp da
şeye bakana kadar bununla ilgili bütün içtihatları, alınmış kararları ne olacağını hazırlayıp sizin adınıza dava açacak bir sistem olacak. Onun adına savunmasını yapan bir sistem olarak 5 dakikada bir günde sonuçlanacak bir hukuk sisteminde ne olacak? Avukatlar tarla sürecek. Muhasebeciler yani beyannameler otomatik olarak yenileyecek. Ne yapacak? Bahçe belleyecek. Doktorlar şimdi anladınız değil mi? Daha başta. Çok önemli bir durumdasınız. Evet, erken gidiyoruz biraz. Yani bilemiyoruz da. Ama ben tutmasam biliyorsun. Çoluk çocuk hazır olsun bari en azından bu işe. Evet. Yani doktorluk bile öyle. İşte artık biliyorsunuz yani kandan, idrardan, ne bileyim nabızdan bir takım veriler aldıktan sonra bu sistemler teşhis koyabiliyor. Hatta internet yoluyla uzaktan tedaviler bile yapılabiliyor. Ya böyle binlere bir zamana giderken tabii transhumanizm diye bir tehlike var. Ondan da bahsedeyim. O ne demek? Şimdi aslında biz mesela Türkiye'de yaşayan insanlar olarak hayvan ıslahını biliyoruz. Bitki ıslahını biliyoruz. Mesela bir domates işte bahçede doğal yollarla 5 kilo veriyorsa biz bunun raf ömrünü uzatalım. Kabuğu kalın olsun, tadı çok iyi olmasın ama markette uzun süre diri gözükebilsin ve 15 kilo alalım, daha çok kazanalım diye ıslah ediyoruz. Ya da bir hayvandan belli ölçüde süt alıyorsak ırk ıslahı yapıyoruz. Bütün bunları problem yapmadık. Ama şimdi insan ıslahına gidiyor iş. Transhümanizmde. Yani sarı ineğe geldi iş. Öyle bir sarı ineğin bir hikayesi vardı. Mesela sarı çocuğun, göz renginden efendim huyuna, karakterine kadar seçimden tutun. Hatta ve hatta mesela son günlerde bu toplumsal cinsiyet eşitliği, işte İstanbul Sözleşmesi, LGBT bunlar gündeme geliyor. Yani bir erkeğe rahim nakli yapılabilecek ve bir erkek çocuk sahibi olabilecek. Hukuk sisteminin tamamen gözden geçirildiği nesepsizlik, soysuzluk, bunun annesi mi babası mı? Bu çocuk kimin? Ya 2050'li yıllarda bunları insanlar konuşmaya başlayacak belki. Biz burada müneccemlik yapmayalım da okuduklarımızdan söylüyoruz. Bilemeyiz tabii. Tabii Allah'ın da bir hesabı var. Şimdi ölmek istemeyen bu 26 aile o kadar kendilerinin hatta öldükten sonra tekrar hayata gelmesi için bir takım çalışmaları var. Yani insanın aklı hapsada almıyor. Yani dondurma olayı vardı. Evet. Gibi. Başarılı yani, oldular ama onda. Öyle çünkü şeyleri evet, var. Evet, bir takım çalışmalar var o konuda. Tabii biz her nefis ölümü tadacak, ona iman ediyoruz, inanıyoruz. Bu dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu, imtihan dünyası olduğunu inanıyoruz. Yani Allah'a Rablik taslamak bunlar. Yani esas küfür örtmek budur. Yani sen bir toprakta domatesi Allah diyorsun 5 kilo veriyor ama ben sana 15 kilo yaptırıyorum bak. Bak ben senin çocuğunu istediğin gibi çıkartabiliyorum. Yani ben insanın aynı zamanda Rabbim demektir. Yani bütün inançları geri plana iten bir anlayışın hakim olması. Tabii bunun karşısında da hak anlayışta olan insanlar da mücadelesini bir şekilde verecek. Şimdi peki ama şöyle bir tezat diyeceğim ona ben. Şöyle bir şey çıkmıyor mu ortaya? Şimdi diyelim ki o kesim Tanrı tanımaz veyahut da kendilerine göre de bir inançları vardır yoktur bilemiyorum ama sonuçta bizim inancımıza ters düşecek şeylerden şeyleri yapıyorlar, projeleri geliştiriyorlar ve bunları uyguluyorlar. İyi de biz şimdi o projeler uygulanırken bizim dinimiz böyle emretmiyor, bizim dinimiz böyle istemiyor, bizim dinimizde bu günah, bizim dinimizde bu yanlış diyerek mi biz onlara cevap vereceğiz? Yoksa onların savaş teknikleriyle veyahut da mücadele tekniklerini bizim de mi kullanmamız gerekiyor? Çünkü bizim dinimiz hiçbir zaman geri kal demiyor ki, üretme demiyor ki, teknolojiyi geliştirme demiyor ki. Yani ilk harfi oku olan bir kitabın oku anlamının davetten daha ziyade bana ulaşa kadar giden bir anlamı var o sözcüğün. Evet. Yani biz sadece böyle mi cevap vereceğiz? Onları üretirken, teknolojiyi geliştirirken biz aman tamam bu bize günah, biz geri duralım mı diyeceğiz? Yani üçüncü ülke, dünya ülkesinde çok çok gerisinde kalacağız gibi o zaman. Yani bu konu biraz aslında çok uzun konuşulması gereken konu. Fakat şöyle özetlemeye çalışayım.
aslında paradigmayı değiştirmemiz lazım. Yani mesela siz sordunuz, biz bununla mücadele ederek biz de teknolojiyi daha iyi yapmamız gerekmiyor mu? Yani şimdi bu böyle bir düşünce var ve toplumumuzun genel kesiminde kabul edilen bir düşünce. Hatta Türkiye'deki İslamcı düşünce bile bunu kabul etmiştir. Yani Erbakan Hoca'nın çıkışına bakın. Hani biz sanayi devrimi yapacağız. Muhteşem. Efendim teknoloji biz yapacağız diye çıktı. Ama şimdi paradigmayı değiştirmek ne demek istiyorum? Mesela şu anda seyircilerimiz karşısında ikimizi görüyor ama ekranın bu tarafına geçseler burada kamera görecekler, ışıkları görecekler. Yani olayın bütününü göremiyorlar. Kendilerine sunulanı görüyorlar. Biz sadece ne dedi sokanları. Aynen öyle. Şimdi bize de bir önümüze bir oyun sürülmüş. Bak bu dünya düzeni böyle deniyor. Yani serbest piyasa ekonomisi var diyor. Deniyor. Birleşmiş Milletler, NATO var diyor. Biz bu dünyayı böyle kurduk. Burada faize dayalı, borca dayalı bir ekonomik sistem var. Burada modern dünyanın istediği eğitim, üretim biçimleri var. Yani buna göre bir yere geleceksen gel, oyna. Oyunumuz bu. Yani monopoli açmış, monopoli oynayacağız. Yani monopoli varken tavla oynayabilir misiniz ya da satranç oynayabilir misiniz? Adam monopoliyi açmış. Şimdi bizim şunu düşünmemiz lazım. Hayır kardeşim biz bu monopoliyi kaldıracağız, satranç oynamak istiyoruz dememiz lazım. Ama bunu ne Türkiye'deki aydınlar, ne biz, ne insanlarımız işte o noktasında değil. Ne demek istiyorum? Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi devrimiyle beraber savaşta kırılan insanların çoğunun yerine kadınlar fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. İş gücüne ihtiyaç vardı. Sanayi devrimiyle beraber sanayi devriminde fabrikada 12 saat çalışacak çocuklara ihtiyaç vardı. Kadınlara ihtiyaç vardı. Ve bunların sorun çıkarmaması için yani mavi yakalı, beyaz yakalı işçilerin uyumlu birer işçi olabilmesi için bir eğitim sistemine ihtiyaç vardı. Şimdi modern eğitim sistemini kuran hani konuşmanın başında bahsettik ya, evet. Küresel güçler oyunu kuruyorlar, planlıyorlar ve onu uyuyoruz. Yani biz modern eğitim sistemi kuralım, ne yapalım? Kastamonu'ya okul yapalım. Kastamonu örneğinden gidelim. Köylerdeki çocukları oraya toplayalım. Orada yanaşık düzen eğitimi verelim. Merhaba hocam, merhaba, günaydın, sağ ol. Bir asker disiplini içerisinde yetiştirelim. Bunların bir sınıfa zürafayı da aslanı da balığı da koşalım. Hepsinden 100 metre koşmasını, ağaca tırmanmasını, denize dalmasını isteyelim. Bir ölçü sistemi getirelim. Bu ölçü sistemine göre cevap verenler başarılı olsunlar. Bizim istediğimiz ölçüye göre. Veremeyenler ıskartaya ayrılsın, başarısız olsunlar, işsiz kalsınlar. Şeklinde bir modern eğitim sistemini bütün dünya kurdu. Biz de onu ithal ettik. Ve ne yapıyoruz? Birçok farklı fıtrattaki çocuklar aynı sınıfa giriyoruz. Matematiksel başarıya göre ölçülüyoruz. Ne duygusal zekaya, ne manevi zekaya, ne başka bir şeye bakılmıyor. Ve bir kurulan sistem içerisinde koşturuyoruz. Şimdi ne yaptık? Köydeki çocuğu aldık, şehre getirdik. Bu köyde koyun gidiyordu, yün eğiriyordu, sütten peynir yapmasını biliyordu. Belki bir ev ustasının yanında ev ustası olacak çırak kalfa olarak yetişebiliyordu. Fakat ailesinden koptu. Hiçbir işten anlamayan ama bu modern sisteminin bir dişlisi olmak için hayatını kurgulayan birer yapıya dönüştük, bireye dönüştük. Yani okuyacak benim çocuğum ilkokul, ortaokul, lise, üniversite muhasebeci olacak. İşte doktor olacak, avukat olacak. İşte bu modern eğitim sistemi aynı zamanda bizim eski geleneksel fıtrattan gelen şeylerimizi sildi süpürdü. Mesela eskiden ne yaparlardı? İnsan 9 ayrı fıtrattan yaratılmış denirdi. Mesela Mehmet Eren cevvaldir, girişkendir. Efendim bu ne olur? İşte atıyorum asker olabilir. Belli temel eğitimini verdikten sonra oraya yönlendirildi. Fatih Köse mülayim adamdır. İşte ilmi sever. Bu alim olabilir. Falan alim Bolu'daymış. Onun yanına gönderelim. Yani bireye odaklı eğitimi biz bıraktık. Modern eğitimle bir yarışa girdik. Köy enstitülerini sanki böyle biraz öne çıkarıyorsun gibi geliyor.
Şöyle, köy enstitüleri aslında düşünce olarak doğru bir düşünce. Fakat tabii her dönemin farklı motivasyonlarıyla, hani bugün mesela İmam Hatip okulları yanlış mı derseniz ben doğru derim. Ama suistimal için bir şeyler yaparsanız yanlış hale gelir. Köy enstitüsü de o zaman için öyle oldu. Bir takım fikri anlayışları yerleştirmek için belki kullananlar oldu. Ama şu anda bizim toprağı, tarımı mutlaka çocuklarımıza öğretebilmemiz lazım. Modern eğitim sistemini oturup düşünmemiz lazım. Bakın ne oldu? Bir Covid virüsü geldi. Yüzlerce, binlerce okul atıl kaldı. Öğretmenler neredeyse işsiz kaldı. Servisler işsiz kaldı. Şimdi bu sistem öyle bir şey ki 26 milyon öğrenci var Türkiye'de. Bu öğrencilerin tüketimine dönük ekonomi var. Kırtasiyecisi, kafeteryası, servisçisi, tavuk dönercisi ve bu 26 milyon insan üretmeyen bir kesim. 83 milyon. Şu anda hepsi durdu. Hepsi durdu. Hepsi durdu ama hareket ettiği zaman da sürekli emiyor, tüketiyor. Evet. Ne olacak? 15-20 sene eğitilecek, muhasebeci olacak, avukat olacak, doktor olacak. Yani ondan sonra da üretimi mi başlıyor? Hizmet sektörüne giriyor. Yani bütün bunları sorgulamak lazım. Akademik eğitim, hepimiz hedefliyoruz artık. Herkesin çocuğu üniversiteye gidecek. Böyle bir mecburiyet yok. 12 yıllık eğitimi gözden geçirmemiz lazım. Bu modern dünya... Üniversiteye giriş kriterlerini yükseltmek gerekiyor. Çünkü aşırı daha fazla çalışmaları için. Ezbercilikten uzaklaşıp yazıya dökülmesi lazım. Yani her sınıfta bellidir. Evet. Okumaya meraklı, başarılı, isteyen çocuk sınıfta %10'u geçmez. Bu %10 akademik kariyer yapmalı, geri kalan meslek sahibi olmalı. Ve meslek sahibi olmayı teşvik etmemiz lazım. Ve bu küresellikten biraz uzaklaşmak evet, lazım. Evet, biraz da yorumları okuyalım. Hakkı Nel hayırlı yayınlar da dahili Hakkı demiş. Sebahattin Canoğlu iyi akşamlar olsun, hayırlı yayınlar. Murat Özer iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ali Demir kolay gelsin Mehmet Bey, İstanbul Şişli'den selamlar diliyorum. Sizleri ilgiyle takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Erdoğan Bektaş iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Şaban Çelebi İstanbul Bayrampaşa'dan Pınarbaşı'na selam olsun, hayırlı yayınlar. Hüsnü İdirci Kastamonu'dan iyi akşamlar demiş. Evet, Mehmet Öz sezdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmeniz dileğiyle mutlu akşamlar demiş. Mustafa Tığlı Almanya'dan iyi akşamlar demiş, gazeteci dostumuz. Murat Özer, bu koronayı Kastamonu'ya nasıl artı olarak kazandırır deyince aklıma gelen. Şimdi zaten oraya geliyoruz Murat. Yani bunu bir şekilde çevirmemiz lazım Kastamonu anlamında. Çünkü birçok illerde de bunu düşünceler oluşuyor yavaş yavaş. Eskiden beri tatil yörelerinde imarı iskanı çıkmış, parsellenmiş arazi satışları satışları yapabilirsek, bilhassa sahil kasabalarında insanlar artık köysel hayat arayıp bahçe içinde olan evini yapabileceği yerler ve araziler arıyor. Bizim de sahil kasabalarımız buna çok müsait ve çok müthiş olur. Düşünebiliyor musunuz? İnebolu, Dabana ve deniz manzaralı imarı iskani çıkmış iki katlı ev yapmaya müsait arazi satışı planlı şekilde bence çok güzel olur. Ve böyle de bir talep var. Zaten daha çok da burada bu akşam Fatih Köse bu yolda gidiyor şu anda. Kırda bayırda bunlarla uğraşıyor. Buraya geleceğiz zaten. Ki Fatih Köse'nin yaptıkları üzerinden biz Kastamonu'yu genellemeye çalışıyoruz. Çünkü babası da o ileri düşünceli bir insandı ki bugün eski belediye başkanı Ali Köse bugün Kuzey Kent'teki o bahçeli kooperatif evlerini de projelendirip hayata geçiren bir düşünce adamı, bir belediye başkanıydı. Bana göre Kastamonu'da bugüne kadar gelip bir şeyler becerebilmişlerin içindeki en ender insanlardan biridir. Herkesin, her bir yönetimin olumsuzluğu vardır. Fakat önemli olan ortaya koyup da kalıcı olan ve bunlar hala bugün imrenerek bakılması ve örnek gösterilmesi tabii ki daha da ilginç esasına bakarsın. Çünkü dikey mimariye geldiğimiz zaman işte o yataylar bizim daha çok ilgimizi çekmeye başlıyor. Çünkü doğru olan oydu. Halime Baki, Atman Kuşu iyi yayınlar, selamlar demiş. Halime Baki, İstanbul'da Kastamonu'ya saygılar, selamlar memleketine. Bol berekette baba vatanım demiş. Mahir Gevezoğlu, kolay gelsin. Kastamonu için tarım meslek lisesi açılması için çiftçiler adına en büyük temennimiz. Bu tarım meslek lisesini sorabilirsiniz onu Fatih Bey, o çünkü önemli. Atman Kuşçu Fatih Bey, güzel kardeşim, İmam Hatip liselerine verilen değerin %25'si fen liselerine de verilmiyor. Aslında veriliyordu, sonra verilmemeye başladı. Geldiğimiz tıkanıklık zaten biraz doğrudan başlıyor. Metin Gül, bizim bu kapı
kapitalist sistemi yıkmaya ya da değiştirmeye gücümüz yok. Kapitalist sistemi kimse yıkamaz arkadaşlar. Ya biz yani bu biz Don Kişot gibi yerdirmenlerine savaş açıyoruz. Yani biz bunun içinde var olup daha güçlü olmanın, güçlü oldukça da düşündüğümüz şekilde yaşamanın hesaplarını ve planlarını yapmamız gerekir. Bu çocuklarımızı heba eden eğitim sistemini de değiştirmeye gücümüz yok ama sistem içindeki oyun kurucular illaki çatışacak ve hak olmayan bu sistem insanlığın gerçek manada huzurunu tesis edemeyeceği için yıkılmaya mahkum. Asıl sorun ülkemiz adına bu yıkımdan sonra hangi sistemin hangi doğrunun tesis edileceğidir. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Şimdi 7 milyarlık bir dünyada sanki bu kadar büyük devletler, ekonomileri bizim kat kat üzerimizdeki olan devletlere bakıyoruz. Bir başarı, bir ekonomik rahatlık, onlarda sıkıntı yok mu? Belki bizden fazla var ama sonuç itibariyle bir hegemonya oluşturmuşlar. Yani bir kabul ettirmiş kendilerini bu ülkeler. Biz şimdi onlarla yarışmayı göze alıp daha güçlü, ekonomimizi güçlendirdikçe aslında bizim daha güçlü olacağımızı, örfümüze, adetimize daha çok bağlanabileceğimizi niye düşünemiyoruz? Japonlar bunun dünyadaki en büyük örneği. Kuzey ülkeleri bunun en büyük örneği. Yani baktığınız zaman bu insanlar dürüstlükte, namussuzlukta yani öyle bir öne çıkan bir kitleler değil. Adamlarda din yok, bir şey yok ama gayet saygılı, üretenler, fazla fazla çalışan insanlar. Biz niye yapamıyoruz bunları? Bilgi eksiğiniz var Mehmet Bey. Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Japonlar bu atom bombasını yedikten sonra Japon ordusu diye bir ordu yok. Tamam yok. Amerikalılar koruyor. Evet. Almanya'da öyle. Güdümündedir. Kore'de öyledir. Evet. Güney Kore'de öyledir. Evet. Güney Kore ve Japonya Amerika'nın üretim üsleridir. Yani askeri masrafları yok. Yok. Ve oranın orada teknolojinin gelişmesi mesela 50 yıl içerisinde nüfusunun %50'den fazlası Hristiyan olmuştur Kore'de. Yani orayı Amerika esir almıştır. Yani orada bir teknolojik gelişme vesaire varsa ve buna öykünüyorsak bu şu demektir. Halide Edip adı var. Mando olalım dediği zaman mando olacaktık. Yani bu kadar mücadeleye girmeyecektik. Evet. Bağımsızlık vesaire. Ben onu tercih etmiyorum. Çünkü orada bir görece bir gelişmişlik, kalkınmışlık var. Japonlar 40 metrekarelik evlerde köle gibi yaşıyor. Tamam. Çok da kitler. Biz övünüyoruz belki, özeniyoruz ama. Hayır, şeyden kaynaklanmıyor mu? Coğrafi durumdan kaynaklanmıyor mu 40 metrekarelik evlerde yaşamaları? Amerikalıların kölesidir Japonlar. Ya tamam, eyvallah da yaşam şartları zerzeli olan, oynak bir zemin görmelerinde. Tamam, Türklere kuralım o yaşam şartını. Biz de diyelim ki gidiyoruz zaten. Yıllık gelirimiz 40 bin dolar olacak ama 40 metrekarelik evde yaşayacaksınız. Sabah 8-12 çalışacaksınız dese bizim millet olarak bunu kabul etme şansımız yok. Peki ben şunu merak ediyorum. 20 yıl önce veya 30 yıl önce 1+1 daire biliyor musun sen? Veya 0+ biliyor musun? Yani şimdi her binanın 1/3 1+1 veya 0+1. Şimdi o tabii bu konuyla ilgili de olabilir. Bilemiyorum da şunu demeye çalışıyorum ben. Biz bazen ekonomik kalkınmayı çok gözümüzde büyütüyoruz. Mesela Avrupa örneğini verdiniz. Evet. Şimdi bunlar kolonyalist ülkeler. Yani hayatları, bütün refahları sömürge üzerinden. Afrika'da, Asya'da, birçok ülkedeki doğal kaynakları, insan zenginliklerini sömürerek bir refaha kavuşmuşlardır. Yani Afrika haritasının bir sömürge haritasına baktığınız zaman Var. Kaldırdığınız zaman Afro-Amerikalılar var, Avrupa'da milli takımlara bakın Afrikalılar var. Yani biz de bunlar gibi olabiliriz demenin arkasından ne geliyor biliyor musunuz? Biz de emperyal olalım, biz de sömürelim, biz de gücümüzle bir yere çökelim, petrolü alalım demek. Ama işte bu bizim inancımızda yok. Ne Selçuklu ne Osmanlı böyle bir şey yapmamış. Yani biz de Avrupalı, Amerikalı gibi zengin olmak istiyorsak biz de onlar gibi usulsüz yollara tevessül etmemiz lazım. Bunu tarih okudukça önümüze çıkacaktır. Mesela bizi Ermenileri soykırımla suçlayan Fransızların Cezayir'de yaptıkları ortada vesaire. Şimdi biz bunlar daha derin konular. Kastamonu'ya getirmeye çalışıyorum aslında. Ben biraz geliyorum. İstanbul'dan. Yani daha önce çıkamıyoruz belki de. Evet. Şimdi koronavirüste Kastamonu'da ne avantajlar sağlayabiliriz? Şimdi aslında şöyle. Soru vardı. Evet. Şimdi soru şu. Şimdi madem onu şey yaptık. Zaten yarım saati bulmuşuz. Ki buraya şimdi, kadar gayet iyi gelmiş. Ben hemen
Buyur. O şeye soruya geleyim. Şimdi biz bu koronavirüsle neyi gördük? Evde ekmek yapmayı tekrar öğrendik. Evet. Ondan sonra evet. El yıkamayı, işte sosyal mesafe dediğimiz aslında bu işler olmasa da olması gereken şeyleri, hijyen kuralları. Bununla beraber metropollerde salgınların ne kadar büyük ve hızlı yayıldığını, kentlerde yaşamın ne kadar sıkıcı, boğucu olduğunu, belli bir yaş üstündeki insanların sokağa bile çıkamadığı zaman nasıl boğulduğunu, ya yani bütün bunları bu koronavirüs bize gösterdi. Dolayısıyla bizim millet olarak yapmamız gereken metropollere sıkışmış nüfusu Anadolu'ya yaymayı becerebilmemiz lazım. Mesela Kastamonu merkez nüfusu 130 bin civarında. Şimdi İstanbul'da birçok Kastamonu sanayici var, iş adamı var. Ve İstanbul deprem bölgesinde bir şehir. Biz burada bir takım finans merkezi, efendim ekonomi merkezi, ulaşım merkezi, büyük havalimanı ile beraber uluslararası havalimanı ağı, her şeyin merkezi yaptıkça bu şu anlama geliyor. İstanbul nüfusunu 30 milyona taşıyalım demek oluyor. O zaman tekrar geri metrobüsler alınacak, raylı sistemler döşenecek, tekrar yatırım maliyetleri, tekrar köprüler. Ya bu Anadolu'nun bütün kaynağı İstanbul'a gidecek ve bütün Türkiye nüfusunun neredeyse %20'sini İstanbul'a kilitlemiş olacağız böyle giderse. Paradigma bu bir yönetimsel hata değil mi ama? İyi yani, planlamayla alakalı değil mi bu? Bu belki iktidarın. Şöyle, Özal dönemiyle başlayan, hatta Menderes dönemine gidelim, Vatan Caddesi'ni açtı mesela, tarihi eserler yıkıldı. Yani bir köyden şehre göç oldu. Gece konduları oldu, ruhsatlar alındı, yapılaşma oldu. Bu köylü nüfusu %45'lerden %10'lara kadar düştü. Şehirlere taşındı. Evet. Şimdi şehirler doldu, taştı ve sadri şifa olmamaya başladı. Bu nüfusu dengeli bir şekilde Anadolu'ya yaymanın yollarını bulmamız lazım. Şimdi Kastamonu bu konuda bir rol çalabilir. Bunu niye söylüyorum? İstanbul'da çünkü göçte öncüydü. Öncüydü, geri dönüşte de öncü. Öncü olması lazım. Şimdi bakın buna, bu olmayacak bir şey değil. Daha önceki bir programda anlatmış mıydım bilmiyorum. 82 milyonluk Almanya nüfusu var. Türkiye'nin nüfusu hemen hemen aynı. Ama coğrafyası Türkiye'den küçük. Küçük. Ama ona rağmen adamlar oturmuşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir karar vermişler. Biz yeniden işgale uğrarsak bütün şehirlerimiz yıkılmasın. Buna karşı mücadele verebilelim. Ne yapalım? Bizim her şehrimiz 2-2,5 milyon, maksimum 3 milyon nüfuslu olsun. Bütün coğrafyaya yayılsın. Ekonomimizi de yayalım demişler. Türkiye örneğinden Van'a Mercedes fabrikasını kurmuşlar. Kastamonu'ya BMW'yi kurmuşlar. Bilmem Volkswagen'e işte Sivas'a kurmuşlar diyelim. Ve demir yollarıyla bu bağlarını kurmuşlar. Ve insanlar tek katlı, iki katlı bahçeli evlerinde yaşıyorlar. İş merkezleri, çalışma merkezleri gökdelenler ya da büyük katlı metropol şeklinde sadece. Şimdi bu Almanya'ya bir huzur getirmiş, nüfusu yaymış, başarılı bir şehirleşme örneği ortaya çıkarmış. Bizim de bunu aslında bizi yönetenler ve buna muhalefet edenlerin gerekçesi olarak da bu söylenebilir. Bizim İstanbul, İzmir gibi nüfusu geri nasıl döndürebiliriz oturup planlamaları lazım. Mesela Kastamonu'na 1 milyon, 1,5 milyon diyoruz. 700 bin olabilir, bilemiyorum İstanbul'daki nüfus. Şimdi ben mesela bir örnekle bunu anlatayım. İstanbul'da Yasin Taha kardeşimiz var. Çok evet. Değerli bir arkadaşımızdır. Ben de takip ediyorum onu. Evet, bir vesileyle İstanbul'a gitmiştik. Onu Mustafa Malkan'ı ziyaret etmiştik. Malkan ütülerinin sahibi. Yani dünyada birkaç firma var ve Türkiye'den de bir tek Mustafa Malkan var. 120 küsur ülkeye ihracat yapıyor. Evet. Ütü makineleri yapıyor. Ve belli bir yaşın üstüne gelmiş. Şimdi diyor ki benim fabrikam kentsel dönüşüme girdi. Burayı verdiğim zaman bir dünya zaten ben para alabiliyorum. Ama belli bir yaşa geldim. Ben istiyorum ki bu fabrikayı Kastamonu'ya taşıyalım. Yok mu orada Kastamonu'da bir kapalı alan 7500 metrekare, bu işçilerin
Kastamonu'ya dönmesini sağlayacak bir yol yok mu? Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz dedi. Mardin'in Ticaret Odası Başkanı, Milletvekili, Belediye Başkanı ziyarete gelmiş. Mardin'di yanlış hatırlamıyorsam. Mustafa Bey fabrikanı gel Mardin'e taşı. Senin işçilerine birer lojman vereceğiz. Taşıma maliyetlerini çekeceğiz. Bakın teşvik destek falan diyoruz ya. Böyle kağıt üstünde dördüncü bölgede şu falan SSK değil. Somut. Bunları ciddi ciddi oturup düşünüyorlar. Artık işçilerimizle biz 30 yıl 40 yıl beraber çalışıyoruz. Aile gibi olduk. Bana dediler ki Mustafa Bey Mardin çok uzak. Bizim annemiz babamız var çocuğumuz okuyor. Hani Kastamonu senin memleketin daha yakın. Orası belki olabilir. Hani kısa mesafe biraz daha. Orası nasıl olur? Bana bunu sordun. Ben dedim ki yani orayı dolaştıktan sonra o sanayi sitesini bizim milletvekillerimizin bir danışmanının orada ofisi olması lazım. Yani hani danışman diyoruz ya bir danışmanı Kastamonu'daki dökümcüleri, sanayicileri dolaşıp tespit yapıp İstanbul'daki kentsel dönüşüme giren fabrikaları nasıl Kastamonu'ya götürürüz oturup orada sürekli veri toplayıp affedersin de bir şey söyleyeyim. Ben vereyim o verileri öyle isteyen birisi varsa. Yani bunlar zor bir şey değil ki. İstediğin an dakikasında ulaşabileceğin bilgiler burada. İstanbul'da ne kadar keresteci var, ne kadar dökümcü var, ne kadar mobilyacı i̇şte, var değil mi? Yani, sizde var, bir başkasında evet. Var ama bunu istek yok. Belki yönetim kademesindekiler oturup masaya, niye danışman diyorum, sürekli onun işi o olacak. Gelecek oraya sayın vekillerimiz toplantı yapacak. Nasıl Kastamonu'ya gelebilirsiniz? Orada diyecek ki bir tanesi, yani bizim fabrikamızın taşıma masraflarının karşılanması lazım. Bizim işçilerimizin evleri kira mı olacak, nasıl olacak? Burada adam evi var, kiradan oturacak. Kastamonu'daki altyapı buna müsait mi? Çocuklarına okula, okul bulabilecek mi? Okullara bunlar kadar. Detaylandırdıkça netleşecek ve çözüm önerileri bulmaya çalışacaklar. Şimdi hani bahçe, bağ diyoruz ya. Oraya geliyoruz işte. Bak şimdi buna başlamadan önce de bizim mahalle kurmamız lazım. Yani kuzey kent gibi diyelim. Kuzey kent affedersiniz ucubeler dikerek değil de. Evet aynen. Manhattan diyorum ben oraya. Evet şimdi yalnız orada bütün suç siyasilerde ya da bilmem nelerde değil. Şimdi ben kuzey kentte oturuyorum diyelim. Devlet bana diyor ki Fatih Köse senin bir evin var 35 yıllık depreme dayanıklı değil. Senin evin cebine gitmeden ben senin evini yenileyeceğim diyor. Tamam mı? Ben başlıyorum. Kimse kusura bakmasın. Haksız kazanç peşinde koşmaya. Ben bir evi nasıl üç ev yaparım? Yani kümesten bozma 1+1 olsun. Bir 2+1 olsun. Birinde ben otururum. Birini kiraya veririm. Hesabına giriyorsun. Belediye de ortak oluyor bu işe. Müteahhit de ortak oluyor. Sonuçta ortada bir gelir var, kar var, rant var. Evet. Yani hani bunun şunun için söylüyorum. Buna giren, yapan insanlar kenara çekiliyor. Ondan sonra da vay belediye başkanı şunu yapmış, vay müteahhit bunu yapmış diyor. Sen bunu yaptırdın. Senin hakkın bir ev. Ben acımıyorum bu insanlara. Yani, bunlar yaşamıyor şu anda biliyorsun ver yani. Sen şunu istemeliydin. Ben belli bir metrekare bahçesi olan tek ya da iki katlı evde oturmak istiyorum. Şimdi bunu söyleyince de insanlar diyor ki arsa mı var, arazi mi var? Ya 130 bin nüfuslu şehirde hazine arazilerinden alarak genişleyebilir. Yani bu yakın şeyler doğru değil mi? 5 milyon nüfusa yer bulmuyoruz burada. Evet. Ve Almanya örneğine geri dönersek atıyorum Kastamonu'nun istihap hattı 1,5 milyonsa 1,5 milyonu hedefleyerek il genelinde planlar, projeler yapılarak bu olur. Yani biz mahalleleri kaybettik. Mahalle kültürünü kaybettik. Siteler kurduk. Komşuluk bitti. Her binanın altına AVM'ler, işte ulusal marketler girdi. Bütün bunların il bazında planlanarak büyükşehirdeki nüfusun Kastamonu'ya düzgün bir altyapıyla dönüşünü sağlamak lazım. Ve bu bahçeli evlerin şundan ben özellikle önemsiyorum. Bakın şimdi bir kuzunun doğumuna şahit olmayan çocuklara biz Allah'ı anlatıyoruz. Mucizeyi görmediler. Görmüyor. Bir bitkinin, bir fasulyenin yetişmesini, bir mısırın, bir deneden, yüzlerce denenin görmüyor bu çocuk. Yani karpuzu marketten almış. Markette yetişiyor zannediyor belki de. Ya bu insanlar
kuşaklarıyla, yani dedelerle torunlar bu bahçeli evlerde file dikerek, hayvanlarla ilgilenerek bir kere doğal bir eğitim alıyorlar. Kültür akışkanlığı olması lazım. Yani büyüğünden bir sohbet dinleyecek, hatırasını dinleyecek, bir ders alacak. Sonra da kızıyoruz. Bizim çocuk bilgisayar başından kalkmıyor. Üniversiteye kadar gitti. Affedersiniz, kazık kadar adam oldu. Hiç büyük bilmiyor, küçük bilme şansı yok. Metropollerde, apartmanlarda, sitelerde bu kültürde bunu arzuladığımız şekilde öğretebilme, yaşayabilme şansımız yok. Kastamonu yani Türkiye için de örnek bir model olabilir. Yani bu tabii ulusal hükümetin ve devletin bir mutlaka desteği gerekir. Hazine arazisi noktasında vesaire. Mesela sessiz şehirler var. Yavaş şehirler. Yavaş şehir. Evet. Yani akülü arabalarla karbon gazı salınımı en düşük şekilde. Mesela şimdi ben ahşap, taş, kerpiç ev dediğim zaman hani çok alanımız olmayan bir yere de giriyoruz ama mesela Fransa bütün kamu binalarının en az %10'unu ahşap olarak yapma şartını getirdi. Avrupa'da ve Amerika'da ahşap müthiş bir şekilde yayılıyor. Özellikle bu plantasyon dediğimiz üretilen ağaçlarla depreme, yangına, betondan daha dayanıklı ahşaplar üretiyorlar. Betonun ömrü 60 yıl, 100 yıl gidiyorsa ahşabın ömrü 500 yıl, 600 yıl gidiyor. Şimdi ahşabın başkenti Kastamonu diyoruz. Bakın, biz eski belediye başkanımız Tahsin Babaş mesela birçok yer restore etti. Bir kültür oluştu. Çok güzel bir yürüyüştü aslında. Şimdi burada iş bitirme yapan insanlarımız var, ustalarımız var. Yani bizim çok büyük konaklar yerine çekirdek ailenin yaşayabileceği küçük bahçeli ahşap ve taştan binalara dönmemiz lazım. Kimse kusura bakmayın 20 katlı binanın 60 metrekarelik yerine ben aklıma şaşarım bu saatten sonra 250-300 milyar verecek. Oraya hapsolacak. Balkonu balkon değil, mutfağı mutfak değil. Yani biz bu dünyaya kendimizi hapsetmeye mi geldik? Evet. Yani bu apartmanın zaten doğuşu şudur. Fransa'daki köleler, Afrikalıları getiriyorlar. Bir sürü meyve, sebze toplamak için çalıştırıyorlar tarlalarda. Çadırlarda yatıyorlar. Sonra yağmur, kış bunlara bir şey yapalım. Ne yapalım? Bizden uzak dursunlar. Bunlara banyo sistemi, üst üste apartmanlar yapalım. Yani apartman köleleri üst üste bir yere yığmak için düşünülen ve bulunan bir sistem. Almanya, Rusya, Fransa, İngiltere gibi yerlerde bunlar sömürgecinin hakim olduğu yerlerde bunlar var. Ama siteler dediğimiz şeyler oradan çıkıyor. Oradan zaten çıkıyor ama hiçbir Alman, Fransız, Rus ne bileyim lordu ya da beyi bahçeli evinden falan taviz vermiyor. Çıkmazdı. Çok evet, şimdi çok bilmiyorum. Yok yok, gayet güzel gidiyoruz. Ben bunlar işte bunları biz insanların daha harcında artık bunlar kalmadı. Bunlar insanların bilgilerini, beyinlerine vermemiz lazım. Yaşam koşullarını, standartlarını belki de artık yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Ali Köse olmasaydı Kuzey Kenti bir yer olmazdı. Sayın Ali Köse'ye ve Sayın Murat Karayalçın'a sonsuz teşekkürler, saygılar. Keşke Kuzey Kent'te Ali Köse'nin ismi sağlığında bir caddeye verilmiş olsaydı. Böyle bir şey yok mu Fatih Bey? Yani bizim dışımızda bir olay tabii. Yok yok, yani böyle bir şey verilmedi değil mi şu anda herhangi bir yerde? Ben bilmiyorum yani Vali Aydın Arslan'ın ismi var. Hani Kastamonu'ya hizmet etmiş buralı olmayan bir büyüğümüz. Sonra bir okulda bir eski bir valimizin ismi var. Aydın Arslan ismi var. Turan Bey'in park bahçe evet, ismi var. Evet. Faruk Bey'in bir çeşmede ismi var. Bildiklerim bunlar. Evet, tabii bunlar işte bizim ne yazık ki vefasızlığımız, çünkü kötü örnek gibi gözüküyor. Bu Ali Köse'nin yaptığı şeyler rantın karşısında. Tabii böyle bir şeye madalya verirler mi vermezler tabii. Şimdi yatay şehirleşmeyi 35 yıl önce bundan rahmetli Özal işte Türkiye'de kooperatif usulüyle Türkiye'ye getirmiş ve Türkiye'deki 12 belediye başkanından biri babamdı işte. Mesela Ege'de Ege Kent vardı İzmir'de. Hı. Burhan Özfatır'a. Evet. Batı Kent vardı Ankara'da. Erzurum'da mı Van'da mı Doğu Kent var. İşte o zaman babam da o zaman bize Kuzey Kent deriz diyerek başlanan bir proje.
Yani orada yaşayanlar uzun yıllar bahçeli evlerde yaşadılar. Tabii şimdi hizmet yapıp hani halka hizmet halka hizmettir anlamında bunu yapıyorsunuz. Şu anda günümüzde biraz daha iş görsellikle gittiği için hani sosyal medyada chatlerle şuraya gittik, buraya katıldık, bunu yaptık. Bunu böyle anlatma imkanı daha çok. Ama Kuzey Kent'te oturanlar, yaşayanlar biliyor, hakkını veriyor babamın. Gördüğü zaman işte senin sayende ev sahibi olduk diyor. Yani şu anda o büyük binalarda ev sahibi olmak için bankaya büyük miktarlarda borçlanmanız lazım. Kredi taksitlerini düzgün ödemeniz lazım. Eski o evler kadar da konforlu mu bilemiyorum. Tabii yeni modern şeyler de var ama rahat mı, huzurlu mu bilemiyorum. Ayakları toprağa değmeyecek, o kesin. Yani tabii. Gök delen, göğü deliyoruz evet. Biz. Yani evet. Yani bu şimdi biraz radikal gibi gelir bu açıklamalar ama insanoğlu zaten bu yapılanla bir baş kaldırı içerisinde. Yani bak gökleri bile deliyoruz. Ama toprak çağırıyor seni yani aşağıya. Evet. Elinde sonra. Üç katlar daha yakın toprağa. Sonra şunu da hesap etsin. İnsanlar yani bir itfaiye bomu yetişiyor mu acaba oralara? Yani deprem bölgesi Kastamonu'da evet, yangın olduğu zaman kaç tane itfaiye bombumuz kaç gökdelene aynı anda yetişir? Nasıl orada insanlara çıkarabiliriz? Allah muhafaza. Onlardan birinde yani bir yangın bu olsa. Bu soruları insanların sorması lazım. Yani ben bunu bu dönem şu dönem demiyorum. Yani hepimizin bunları düşünmesi lazım. Ruhsatları verirken de düşünmemiz lazım. Allah. Şimdi tabii yani böyle Kastamonu'da böyle bir furya oluştu geçen dönemde. Bu tabii ki farklı söylencelere sebep oldu. Siyasi atışmalara sebep oldu. Bunun sonucunda da geldiğimiz noktada artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrusunda dikeyden vazgeçip yataya geçelim diye bir söyleminden sonra böyle bir şey ortaya çıktı. Ama bu şeydir yani düne kadar bataklığı kurutup oraya biz binayı nasıl dikeriz diye düşünen bir rant sağ bir kesim varken şimdi yataydan nasıl para kazanırız? Buraya nasıl bir yatırım yaparız? İşte arazi yok moduna gelen şimdi bir bunu, kesim olacak. Bakın Osmanlı'da devlet tarlayı, arsayı üretene bedelsiz veriyordu. Yani tapu üretmek yoktu. Mehmet Eren 10 dönümde evini yapacak, üretim yapacak. Mehmet Eren'e veriyordu. Üretim yapmadığı zaman geri alıyordu. Ve Mehmet Eren'in çocuklarına miras kalıyordu. Ve o aile orada sürekli üretmeye devam ediyordu. De Osmanlı'da enflasyon diye bir şey yoktu. Gıda arzı müthişti. Açlık diye bir şey yoktu. Bunu sağlıyordu. Bunun bir örneğini İngiliz monarşisinde görebiliyoruz. Mesela bütün İngiltere toprakları kraliçenin malıdır. Evet. Yani gidersiniz şartlı size verir. Koyun yetiştireceğim. Mera lazım. Bunu yapacaksan al. Para istemiyorum. İşte ev, ne bileyim üretim bunlar. Şimdi bizim mesela şimdi Tarım Bakanlığımız hazine arazilerinde üretim yapanlara vermekle ilgili bir takım adımlar başlıyor. Ya bunun arkası gelmesi lazım. Konut maliyetlerinin aşağıya çekilmesi lazım. Çok şimdi, yüksek. Şimdi bunda en büyük maliyet ne? Arsa maliyeti. Şimdi eğer hazine arazilerini mesela Kastamonu'nun yakın çeperinde hazine arazisini siz ölçeklendirip efendim imara açıp fakat bunu ev yapacak kişiye bedelsiz verirse devlet bir kere neredeyse %40-%50 maliyet aşağıya düşer. Ve yapılacak evi de tek tip projelerini yapılacaklar. Yani şeyimizden iki katlı bilemedin iki yani buçuk bir katlı. Bir katlı, iki katlı, 100 metrekare, 80 gibi birkaç kesinlikle tip model olacak. Standart bir ailenin oturabileceği, barınabileceği, ihtiyaçlarının görebileceği bir yer. Ve bu mahalle olarak bunu planlayacak. Bu onun bir pazar olacak, bir mescidi olacak, efendim okulu olacak. Her yere, her evin kenarına birisi dükkan açamayacak. Yani burada market iyi iş yapıyor, ben de yani dükkana market açayım. Açamayacak. Ne olacak? Orada ve o çeperlerde insanlar kendi ihtiyacının şehrin çeperinde %10'unu %20'sini üretirse, yani benim bahçeden şey yaptınız, bizim bahçemizden diyelim, babamın bahçesi benim değil de, mesela şimdi
ben 45 yaşında domatesle biber fidesini ayıramayan bir adamım. Az önce anlattım ya, modern eğitimin sistemin bir arızasıyım ben de. Kesinlikle. Ama öğrendim. Ha, modernizmin de şöyle bir avantajı var. YouTube gibi bir şeye giriyorsunuz. Her şeyi çok şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani değme tarımcıların, köyde bu işleri yapan insanlarla bile oturduğumuz zaman ya senin anlattığını dedem yapıyordu, doğru diyorsun diyor mesela. Yani evet. O kuşak kopuşlarını dünyada yapılan şeylerle ulaşabiliyorsunuz. Evet, YouTube sana hepsini anlatıyor. Evet. Şimdi mesela ilaç kullanmadan, ilaç diyoruz ya, zehir diyorum ben ona, zehir kullanmadan, hibrit gübre kullanmadan, toprağa sürmeden, çapalamadan, çok önemli zahmet vermeden domates, biber, patlıcan, bir takım ihtiyaçlarını insanların üretmesi, kışlıklarını, kurutmalıklarını yapması çok mümkün bir şey. Sosyalizmi anlatıyorsun gibi geliyor bana. Ya adı ister sosyalizm olsun, ben oralarda değilim. Yani bugün mantıklı o çıkıyor ya ortaya, onun için. Yani insanın 100 tane dairesi olsun ama bir koronavirüs ya da bir savaş çıktığı zaman daireyle karnını doyuramıyor. Bir ekmek domates arayacak. Yani biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda ölümlerin çoğu açlıktan oldu. Yani ekmek yok, fırın yok. Özellikle çingeneler. Evet. En çok çingenelere üzülürüm ben 2. Dünya Savaşı'nda. Çünkü bütün savaşlarda en güzel, en basit kayıp ve sayılmayan kayıp ne yazık ki çingenelerdi. Evet, buradan devam edelim. Aralığını olmak istiyorsan hak yemeyeceksin. Almanya 10 kuruşu bırakmaz, 10 kuruşu da verir, 1 kuruş bırakmaz demiş Halime Baki. Aydın Yaman, Fatih Bey hayırlı akşamlar demiş. Tamam Aydın abi, sen Fatih Bey'e de bana dönme. Evet, Ali Rıza Topçu abi, hem sizin hem Fatih Bey'in, Ali Rıza abi lütfen yapma komutanım, yani bizim ellerimizde ne var, bizim sana saygımız sevgimiz sonsuz lütfen. Evet, senin bu güzelliğin var ama gerek yok abicim. Osmanlı'da bütün mallar devletin ediyor. Evet. Tapu sistemi Cumhuriyet döneminde başladı. Yani Osmanlı hiçbir arazi vatandaşı vermiyordu. Sadece benim bildiğim kimlere veriyordu? Başarılı hükümete, devlete ödül bağında, hükümetleri olmuş ödül bağında paşalara veriyordu. Evet. Mesela bunun isimleri vardır. İşte Ferhat Paşa, Bayram Paşa gibi yerlere buralara büyük araziler verip işte bir şekilde böyle onlar da emekliliği sağlanıyordu. Ve Anzan diyor ki vergi alıyordu. Mesela benim köyümün vergisi 5200 akçeydi. İşte o üretim ölçülüyor, ölçürdür, bilmem nedir. Buradaki mahsulün şu kadarı ne tutuyorsa evet. O. Aynen öyle. Yani tabii şimdi dediğim gibi biz çok da böyle o taraflara gitmeyelim. Bu, çünkü o sistem milletin kafasını karıştırıyor. Yani siz... Ya insanlar isteyen gerici der, isteyen sosyalist der, isteyen komünist der. Benim çok umurumda değil. Değil değil mi? Yani, doğru olan neyse odur aslında. Yani bunu böyle komünizm, sosyalizm, gericilik diye sunmak da doğru değil. Yani şurada 250-300 yıldır sanayi devrimini yaşıyoruz ve modernizmi yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada mesela Google Map'te seyrettiniz mi bilmiyorum. Dünyanın okyanuslarda bir duvar, bir bent bulunduğundan bahsediliyor. Ben size atarım onu bir ara bakın. Çok büyük uzunlukta okyanusların dibinde bir duvar var. Yani eski uygarlıklara ait olduğu söyleniyor. Ya şimdi biz hani kanal yapıyoruz, köprü yapıyoruz, Mısır Süveyş'i deliyoruz falan ama işte tarihte de çok böyle uygarlıklar belli seviyelere gelmişler ama afet olmuş, tufan olmuş. Bu başkaltırılar şey olmamış, yani bedelsiz bırakılmamış. Biz burada toprağa, nebatata, bitkiye, hayvanata ve insana, komşuluk ilişkilerine dönmemiz lazım. Yani bu içinde yaşadığımız sistem zaten bizi bir yarış atı gibi sürekli rekabet içerisinde ölçüye dayalı bir başarıyı bize sunan, mesela biz çalışacağız. Peki eşlerimiz de çalışacak. Yani eşlerimiz çalışmasın demiyorum. Yani buradan bir gericilik üretilmesin. Kadın da çalışacak. Dişliğe eleman lazım. Sonra çocuklar evde kalıyor. Hadi o zaman okul öncesi eğitim kuralım. Tamam, çocuğu oraya koyduk. Yaşlıları huzur evine gönderelim. Evet. Aa işte aile çöküyor. Aileyi biz çökerttik. Niye eşle beraber, erkekle beraber kadın da çalışacak, eve daha çok para girsin diye. O daha çok dediğimiz parayı bizim... Halbuki daha da çok harcamaya başlıyoruz. Harcamaya başlıyoruz ve evet, mutluluk getirmiyor. Yani eş bir yerde, baba bir yerde, çocuk bir yerde, büyükler bir yerde. Bunlar biraz da düşünürlerin düşünerek ortaya koyması, siyasetçilerin de
istişare, müşavire etmesi gereken şeyler. Ama düşünmek için bir durmak lazım. Hayatın koşturmacasından biraz uzaklaşmak lazım. İnşallah olur diye. Bunlar çok güzel aslında bu söylediklerinizle. Ben şöyle bakıyorum, bu sizin dediklerinizi veyahut da bu düşündüklerimizi siyasetin hiçbir tarafı bunu kabul etmez. Çünkü rant yok, oy yok bunlarda, bu işlerde. Halk için istemesi lazım bunları. Ya halk istemez. Halk niye istesin ki? Halk bir şekilde beleş geçinmenin bir yolunu bulmuş siyaseten. O şekilde nasıl olsa üç ekmek gelmesi bile iki ekmek garanti geliyor. Yakacağımı şuradan hazırlıyorum. Belediyeden yardım alıyorum. Kaymakamlıktan alıyorum. Olmadı derneklere gidiyorum. Olmadı valiliğe gidiyorum. Birinin kapısında yatıyorum. Birinin kapısından kalkıyorum. Dünya hali geçinmeye devam ediyorum gibi bir düşünce oluşmuş artık. Yani sistem böyle oluşmuş. Dolayısıyla yani hatta çocuklarınıza süt verirken veyahut da belediyeden bir destek alırken ya zaten sen bunu ihtiyaç sahibisin. Alırken bir dişindeki makarnanın yağın kalitesini ve markasını artık eleştirmeye başlıyorsun. Yani bunun içinde niye salça yok diyorsun. Salça varsa bunun markası niye bu kardeşim diyorsun. Yani yüzsüzlüğü de aşıyoruz biz. Yani bu kadar böyle seviye düşünüyoruz ki yerlere. Yani belki bir Türk, bir Müslüman olarak bunlar bu topluma yakışmıyor bile. Hep diyoruz ya Türkler, Müslümanlar çalışma. Çünkü din öyle istiyor. Yani çalışacaksın, üreteceksin diyor. Yani kendine, çevrene saygılı olacaksın. Kimsenin hakkını yemeyeceksin diyor. Abi biz hep tersini yapıyoruz. Bakın Ramazan ayındayız. Hani bunu söylemek doğru olmayabilir. Hani bir örnek için yani bakın ben böyle yapıyorum demek için değil ama şimdi ben mali müşavirim. Bürodaki işleri yapıyorum gece sahur vaktine kadar. Sabahleyin Oğul Pazarı'na gittim. Arı bakıyorum bakın. Çarşamba, cumartesi günü. Doğru şimdi. Oraya geliyorum. Bir dakika. Şimdi oraya geliyorum. Oğlum ben bak öteliyorum abire. Şimdi o senin yaptığın işi ben merak ediyorum. Şimdi tabii senin bir de dayın var. Yani bu dayın da. Öyle tabii bizim ustamız. Bir de dayın var. Bugün de bir video çekmiş. Arının petekleri, şeyleri nasıl konulur onları. Evet. Adam artık bir YouTuber olma yolunda. Yani aslında onunla konuşmanız lazım. O bizim ustamız diyelim yani. Şimdi o yaş olayı var ya onda şimdi. O kaçak göçek ancak şeye izinli çiftliğe gidiyor. Yani o bir bahçesine gidiyor. Onu pek çarşıya alamıyoruz o anlamda. Neyse. Şimdi tabii şöyle yapalım o zaman. Şimdi bir süredir takip ediyorum. Siz de bunu ve dikkatimi de çeken şu, sosyal ağlardan bunu hem araştırarak hem sorarak bunu da yapıyorsunuz. İtişarlar ederek böyle bir kendi kendinize bu işte gece geç saatlere kadar işimi bitirip gündüzde kendimi işte böyle bir şeye ayırıyorum dedin. Bir bahçenizde bir çalışma yapıyorsunuz. Geçen gün gördüm toprağı zeminden kaldırıp yükseltilmiş sandıklama sistemi gibi diyeyim ben size. Yani altını boş bırakıp sandık gibi üzerine toprağa bir kat atmışsınız. Böyle bir sistem. Aslında bunu biraz böyle bahçe kenarlarına biraz yatay yapsaydınız belki daha mantıklı gibi görürdüm. Çünkü geniş alanlar oluşurdu orada. Bunun örnekleri var mesela YouTube'a girdiğiniz zaman. Bahçenin kenarlarına birbirlerini görecek şekilde veyahut da güneşi görecek şekilde bir böyle şeyler, katlar oluşturarak daha çok verim almak. Aşağıdaki toprak gene şey yapabiliyor. Yani bir saksılama sistemi desek de olur. Yani geniş alan lazım ona biraz daha. Olabilir. Tabii yani olabilir. Kesinlikle yani. Şimdi ben gördüm. Şimdi siz burada ne düşündünüz? Niye böyle bir şeye gerek duydunuz? Marketler, manavlar, bakkallar, her şey var. Şehrin merkezinde yaşarken neden kenarda bunu yapıyorsunuz? Ya şimdi biraz sosyal işlerden, STK'lardan, şundan bundan uzaklaşınca biraz kitaba, okumaya, araştırmaya kendimizi verdik. Benim oğlum veterinerlik fakültesinde okuyor. Acaba ileride hani bize bekle olunca da böyle bir hayvan çiftliği hem onun besleğiyle uygun bir şeyler olabilir mi diye araştırmaya başladım. Mehmet Türüce diye bir abiyle tanıştım. Sonuçta onunla yaptığımız konuşmalar, araştırmalarla böyle bir çiftlik yerine doğal tarım diye bir kavramla ben tanıştım. Doğal tarım kabaca şöyle bir şey, yani bundan 200 sene önce belki traktör yoktu, tarım makineleri yoktu. Atalarımız, dedelerimiz nasıl doğal yollarla tarım yapıyorsa ki en lezzetli, en mineralli, en besleyici ürünleri ürettiğimiz zamanlar bunu yapmak. Burada maksat ticari bir şey değil, kendi ihtiyacını karşılamak. Hatta Telegram'da yaklaşık 2000 kişinin olduğu bir doğal tarım grubumuz var, ben de o gruptayım. Sürekli insanlar birbirlerine bir şeyler soruyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar.
Şimdi bu sebze yatağı meselesi şöyle. Doğal tarımın esprisi kabaca. Şimdi bahçe işlerinden ve ekmekten insanlarımız neden çekiniyor, korkuyor? Çapalayacaksın, belin tutulacak. Ondan sonra fide dikeceksin, belin tutulacak. Toprağı havalandırman lazım, gübrelemen lazım, sulaman lazım. Sürekli bel, bel, bel. İnsanlar soğuyor. Yani zaten yani, yapmadığın için sağlıksızsın. Aslında böyle bir şeyler yaparsan yani, sağlıklı olacaksın esasında. Marketten almak kolayına evet. geliyor. İşte dediğiniz destekler de var ya, işte bedava gelen paralar diyelim. Şimdi bu doğal tarımda çapalamak diye bir şey yok toprağa. Gübrelemek diye bir şey yok. Efendim çok fazla sulamak diye bir şey de yok. Yani bunun yolları var. Yani bu benim örnekten yola çıkarak birçok yolu var da, biz yükseltilmiş sebze yatağına toprakları koyduktan sonra bir daha onun üstüne ayak basmıyor. Çıkmıyorsun. Kenarında dolaşıyorsun. Biz ona ayak bastığımız zaman o toprak sıkıştığı için, sertleştiği için, fide kökleri dibe gidemediği için ürünümüz gelişmiyordu. Şimdi sebze yatağını o yumuşak toprağa koyup üstüne basmadığımız zaman çapalama ihtiyacı kalmıyor. Toprak da rahat çünkü. Toprak rahat, sıkışmıyor. Şimdi o toprağı ne yapıyoruz biz? İşte potasyumun vesairenin hibrit gübre içerisinde bitkiye faydalı şeyler var. Ama onları tutan tuz var. Şimdi bizim insanımız şuna aldanıyor. Gidiyor gübreyi veriyor. Ya iki günde diyor domates kızardı, yaprakları yeşillendi. Aslında ne yaptı? Tuzu döktü toprağa. Bitki susadı. Suyu da verdin. Çeşmedeki suyu domatese vermiş oldun. Evet. Mineral almadan hormonlu bir büyüme olmuş evet. oldu. Ve ya şu gübreyi aldım, benim domatesim kısa sürede büyüdü diyorsun. Ben de gübre veriyorum. Nasıl veriyorum? Mutfak atığımı, o sebze yatağını hafif çapalıyorsunuz. Mesela domatesin, salatanın, mısır koçanı, yumurta kabuğu, kapat üstünü. Çürüyor zaten. Çürüyor. Şimdi insanımız ne yapıyor? Slash gibi çürütüyorsun ve tabii, besleyici hale geliyor. İnsanımız ne yapıyor? Toprağı belliyor. Sonra tavuk sokuyor solucanları yesin diye. Ya o solucan senin veli nimetin. Evet. Kaliforniya solucanı pahalı bir solucandır. Parayla alınıp satılır. İnsanlar toprağına solucan alır. Neden? Mesela ben o sebze yataklarının dibine şu anda şey koyuyorum. Karton. Solucanın bayıldığı bir şey. Kartonu yiyor. Gübre yapıyor. Gübre yapıyor. Yiyor, gübre yapıyor. Dolaşırken de çapalıyor. Bakın mesela kışın ben o sebze yatağının üstünü örteceğim bir panzotla ya da ot sereceğim. Ne olacak? Sıcak tutacak. Sıcak tutunca bütün börtü böcek oraya gelecek. Bostan artıklarıyla beslenecek ve gübre yapacak. Ben niye para verip gübre alayım? Ben niye belimi zorlayarak çapa yapayım? Şimdi su meselesi. Fideleri diktik, belli bir boy aldıktan sonra o toprağın üstünü maçlama diyoruz. Samanla, otla kapatıyoruz. Yani bir elbise giydiriyoruz. Ne oluyor? Yağmur yağınca o üzerindeki lif suyu tutuyor. Süzerek toprağa yavaş yavaş gitmesini sağlıyor. Güneş açınca çıplak toprak rutubet kaybedeceği için üstünü örttüğümüz için rutubeti tutuyor. Yani uzun süre sulu kalabiliyor. Çok kısa sürede soğuyarak bunları yapabiliyorsunuz. Sonra şimdi benim alana girdiğimiz için benim alanım da değil ama alanım oldu yani. Şimdi bakın biz şu hatayı yaparız. Domates dikeriz. Sıralar boyunca domates yan yana. Sonra bir hastalık gelir. Ondan ona gider. Ama şimdi ben o sebze yatağına domates, biber, patlıcan bu üçü kardeş bitki. Başka bir sebze yatağına mısır, fasulye, kabak. Bunlar birbirlerine uyumlu ve besliyor, destekliyorlar. Dikmeyi de gerekiyor. Fasulyeler mısıra dayanıp gidiyor. Seneye de onları yer değiştireceğim. Evet. Toprağı şey yapmak için. Ve bunların arasına faydalı böcekleri çeken, fesleğen, kadife çiçeği, kekik gibi bitkiler dikeceğim. Allah Allah, çiçek olur mu bahçede? O çiçekler faydalı böcekleri çekiyor, kokusuna geliyorlar ve domatesin yaprağındaki bitleri yiyorlar. Hani ilaç sıkıyoruz ya, para verip ilaç sıkıyoruz ya, gerek yok. Gibi ben burada bu denemeleri yapıyorum.
Bursa'da bir permakültür kursuna gittim ben. İki gün orada kaldım. İstanbul'da Robert Koleji'nden mezun olmuş ve Amerika'da okumuş inşaat yüksek mühendisi Taner Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Adam İstanbul'daki depremden sonra yapı denetim işlerini bırakmış. Niye bıraktın? Anlatıyor. Yani biz binaları güçlendiriyoruz diye aslında depreme daha dayanıksız hale getirdiğimizi gördüm. Vebale giremedim bıraktım o işi diyor. Yani binaya daha çok yük veriyoruz. Eskisinden daha beter olacak. Gitmiş 15 dönüm yer satın almış Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde. Adam orada bir döngü kurmuş. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektriğe para vermiyor bakın. Mesela bahçesinin önüne, mutfağın önüne bir veranda koymuş. Verandanın hemen dibinde şöyle bir spiral yükselti yapmış. Yeşil soğan teresini, maydanozunu oraya dikmiş. Sabahleyin oradan alıyor. Yemeğini yapıyor. Bakın yani önüne bostan yapmış. Kompostunu, gübresini kendisi yapıyor. Yanına kümes yapmış. Bahçesinin artıklarıyla yem alarak değil, para vererek değil, tavuklarını besliyor. Bir ağır yapmış, keçiler, mandırasında peynir yapıyor, kışlıklarını yapıyor. Yapay bir gölet yapmış, balıkları atmış, ördekler var. Ördekler orayı pislerken balıkları temizliyor. Oltayı mancalı balık istediği zaman balık alıyor. Bir kuruluş maliyeti var, yağmurladası yapmış, suyu tutmaya çalışmış. Şimdi metrekareye düşen yağmur oranı standart. Ama bazen sıcak oluyor, kurak gidiyor, bazen sel oluyor, gidiyor su. Bunu tutmak için yağmur nadası dediğimiz bir şey var. Belli yerlerde çukurlar açıyorsun, o su yavaşça süzülerek toprağa işliyor gibi bir sürü tekniği var. Kastamonu eko köy kurmak için çok uygun bir yer. Bunu ben o Taner Bey'den öğrendim. Oraya gittim. Bana dedi ki senin burada bir hemşerin var. Allah Allah. Kastamonu'dan kim geldi diye. Eşi Kastamonu Dadaylı olan bir bayan profesör oradaymış. Emekli olmuş. Ben dedi bayıldım Kastamonu'ya. Dadaylı'dan 50 dönüm yer aldım. Mısır ekiyorum dedi. Permakültür kursuna geldin dedi. Ve eko köy grupları var. Yani insanlar zehirsiz, gübresiz, ilaçsız köylerde yaşamak istiyorlar. Bakın. Yer arıyorlar. Taner Bey bana dedi ki ben dedi küreyi gezdim, Pınarbaşı'nı gezdim. Sizin oraların toprağı cennet. Biz Bursa'da dedi o sizin toprağa ulaşmak için 3 sene uğraşıyoruz. O yağmurları almak için çırpınıyoruz. Neler yapıyoruz dedim. Ama biz her şeyi geriden takip ettiğimiz için önce Avrupa buna dönecek, sonra büyük şehirler, sonra bize gelecek. Ama önce davranırsak bakın buraya iyi eğitimli, belli bir geliri olan insanların çekim merkezi haline getirebiliriz. Mevcut köylerden uzakta bir yere ya da bitmiş, boşalmış bir köye yani zehirden uzak bir köye bir eko köy planlaması yapıp yani tabii az çok konforlu olacak buranın. Birçok insanın buraya gelip yerleşme ihtimali içten bile değil. Ya yani bir örnek bir çalışmadır mesela. Evet. Ve bu Taner Bey mesela Bursa'nın ilçe belediyelerinde sürekli permakültür kursları veriyor. Halkı bilinçlendiriyor bu doğal tarım. Ben bizim belediyemizden de beklerim. Yani bu tür isimler var. Kastamonu'da aslında bunu yapan çok isim de var. Hani ben mali müşavirim, işte STK'dayım. Ben yapınca ilginç gibi geliyor. Yoksa bu işleri yapanlar ya senin yaptığın işi biz zaten yapıyoruz diyorlar. Haklılar yani. Evet. Ama bu usule göre yapmıyorlar. İlginç, ben de yaptım. Yani. Ben bahçede sarımsak bile ektim ben. Ne güzel. Kuzeykent'te sarımsak ektim. 2016'da ektim. Bizim Ayvalı köyünden Taşköprü'den bir Ömer diye bir arkadaşım var. Onlara üretici hem de pazarlarda satıyor böyle. Hı hı. Pazardan tanıyorum kendisini zaten. Ondan ben tohum almıştım. Tohumluk sarımsak. Dedim nasıl yapacağım ben bunu dedim. Yani aldım da şöyle bir avuç gibi bir şey. Bir avuç bile yok. Yani toplasan bir sarımsak, iki sarımsak da. Ve sen dedi bunu bırak karışara dedi, bahçeye dedi, hiç uğraşma dedi. Çubuğu del dedi, şöyle 8-10 santime bırak dedi. 8-10 santime bırak. Arada birer karışara git dedi. Başka bir su at önüne, sonra bir şey elleme dedi. Çok yakarsa dedi, çok sıcak olursa dedi, işte Temmuz'a doğru dedi, o zaman böyle bir sulasın dedi. Çok da fazla kurcalama dedi. Ben Kuzeykent'te Kalayapı sitesinde ben aşağı yukarı o ekimden 3 kiloya yakın sarımsak aldım ve bir sene boyunca yedim. Bak bir sene boyunca. Evet. Kışın sobada, yazın çatır çatır hiç valla. Domates
Fideleri alıyordum Kuzey Kent'ten, yapıyordum. Tavuklarım vardı zaten. Emine abi sorsan da, ona sorsana. Benim tavuklarım vardı. Ben cüvcüv çıkartıyordum. Makinesi hala durur evde. Tabii. Yalnız burada bir gıcıklık vardı işte. Tavuklarımız doğal yani şey yapmıyordu. Doğal cüvcüv dünyaya getirmiyordu. Dolayısıyla mecbur makineye koyulur. Çünkü artık hayvanlar makinelaşmış. Yani makineden çıktığı için kendileri kuruş kağıdı yapmıyorlar. Mecburen makineden çıkarmak zorunda kalıyorsun. Ama ne vardı burada? Ben bir sürü cüvcüv yetiştim. Benim kuşlarım da vardı, güvercinlerim. Hala buradaki evime gelir mesela. Kralım var benim. Kral her sabah gelir, kahvaltısını yapar, gider dolaşır. Ertesi sabah yine yemeğe gider. Başka da bir yerde yemez. Evet. İşte bu anlattıklarım bana yabancı değil. Evet. Mesela Murat da işte bunu söylemeye çalışıyor. Şimdi biz şunu anlıyoruz. Artık bu Covid-19 hayatı değiştirmeye başladı. Mecbur değiştirecek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü açıklamaları da esasına bakarsan bu hayatı. Yani normalleşme derken 10 Mart'tan öncekini kastetmiyoruz diyor. Yani artık bundan sonraki normalleşme çok daha seviyeli, farklı, yaşam standartları değişecek, yaşam koşulları değişecek, çalışma hayatı değişecek, birçok şey değişecek. Yani eski samimiyetleri bırakalım artık, mesafeleri koruyacağız. Ve tabii ki böyle bir durum olunca ve bu kısa sürede anladığım kadarıyla alışveriş olsun, işte böyle kafelerdir, bilmem işte mağazalardır falan, milleti internet üzerinden buna alıştırdıkları için, dolayısıyla işler biraz daha bankalar üzerinden, internet üzerinden yapılacağı için iş imkanları da daralacak. Büyük şehirlerde özellikle. Evet. Bu bir köye dönüşümü gündeme getirecek. Evet. Dolayısıyla bu köye dönüşümü gündeme getirecekse demin lafın arasında öncüydük. Gurbete evet. gitmede öncüydük. Sıraya dönmede de önce evet. olabilir miyiz? Evet. Önce olabilirsek Kastamonu buna ne kadar hazır? Her ne kadar siz kendi yaptığınızdan ve çevremizdeki arkadaşlardan fikirler ve projeler ortaya koyuyorsanız bile dışarıdan gelecek, yani Kastamonu dışından gelecek, sıraya gelecek olan Kastamonular bunları yapabilir mi? O terk edilmiş köylerde artık yolu yok, suyu kalmamış, işte birçok şey var. Terk edilmiş köyler, yani terk ettikleri tabii köylere yani, gelip oraları canlandırabilirler yani mi? Özel idarenin, valiliğin, belediyenin, bunu düşünenlerin, yapanların bir, önce bir fikir jimnastiği yapıp bu nedir? Hatta buradaki yetkililerin gidecekler, bu uygulamanın yapılan yerlere bakacaklar. Kastamonu'da buna uygun yer neresidir? Gibi. Bu tabii uzun soluklu bir iş ama karar vermek gerekiyor. Yani bu şu olabilir. Yani hani bunu sadece ben söylemiyorum. Yani herkes bunları konuşuyor zaten. Evet. Belediye başkanımız da mesela fide ekeceğiz, dağıtacağız dedi. Mesela Mansur Yavaş Büyükşehir Yasası'ndan dolayı bir sürü arazi var şu anda belediyesinin de ekmekten bahsetti. Bir sürü iş makinesi var, elemanı var, belediyelerin hazine arazileri boş yetiyor. Yani niye üretmiyoruz? Doğalını yapalım, orijinal tohumları yetiştirelim. Mesela toplum yararına destek projesi vardı. İşte bir fidan dikiliyordu çay boyuna, 10 kişi dikiliyordu başında. 2000 lira maaş alıyordu. Fide dikilsin, domates yetiştirilsin, başka şeyler olsun gibi. Yani bunlar çok çoğaltılabilir, çeşitli şeyler olabilir. Mesela TKDK destekleri var ama doğal tarıma destek yok. Bakın evet. yani orada da hep böyle makinelaşma, bir şey alma. Tüketime daha çok, üretime özellikle tüketime. Evet. Yani köylü işte 100 dönüm arası var, sarımsak ekecek. Sana diyor ki şunu 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 al diyor. Evet. Sen bir haftada bütün işi bitir diyor, vur kafayı yat diyor. İstersen ekme diyor ama bunun parasını öde diyor. Yani bu biraz aşırı teknoloji yani. O insan kuşluk vakti çıkacak, bir terleyecek, sürecek. Tabii akşam ikinde vakti tekrar gidecek, gelecek, emek verecek. Ve sağlık. Sağlıklı olacak. Evet. Ve sağlık. Tabii bir saati açtık ama tabii önümüzde bir sıkıntı yok. Şimdi bu Covid-19'dan sonra her ne kadar bu sosyal yaşam standartlarımız değişecekse bile Türk toplumu bazında bakmaktan ziyade tabii ki zaten onu da temsil ettiğimiz için Kastamonu'ya uygularsak eski alışkanlıkların bir tarafa bırakılıp işte yeniden bir yaşam şekilleri, standartları oluşmaya başlıyor. Zaten şu andaki bu yapılan bu serbestiler bunu bence biraz denemesi gibi görmeye çalışıyorlar. Mesela bugün itibariyle çarşı çok kalabalıktı mesela. Evet. Aşırı derecede kalabalıktı çarşı. Şimdi burada işte ne fark etti? Berberlerin açılmasıydı. Mesela başka birkaç tane lokanta gördüm.
Onlar açılmaya başlamış veyahut da bakım yapmaya çalışıyorlar. Herhalde yarın bir gün onlar da açılmaya başlayacaklar. Orada kriter ne? İşte artık 10 masa olmayacak. Yan yana oturamayacaksın. Karşı karşıya bile oturma şansın kalmayacak. Biri masanın solunda ise biri sağında oturacak gibi. Dört kişi herkes şok olacak. Yani böyle bir şeyle karşılaşacağız. İnsanlar buna alışabilir mi? Yani ben Kastamonu ile ilgili bilmiyorum. Son rakamlar ben ipin ucunu... En son arası akşamı 11'de mevcut pozitifimiz. Pozitif. Bir anda yükseldi. 5 falandı galiba. 6'ında öyle bir şeydi. Bir anda 11'e çıktı. Bir sıkıntı var dediler ama inşallah atlatacağız. Şimdi bu işin ağırlığı metropollerde olduğu gözüküyor. Kastamonu gibi birçok şehirde de ilk başta işte umreciler, Avrupa'dan gelenler, İstanbul'dan gelenlerle evet. Bir artış oldu. O kontrollerden sonra belli bir seviyenin altında seyrediyor. Şimdi biraz da bunu yapmamız da lazım. Yani ekonomik döngüyü hareket ettirmemiz lazım. Belki biraz risk artacak. 11'i 20 yapacağız, 50 yapacağız ama hani bunu yoğun bakım kapasitemize göre, sağlık durumumuza göre gerekirse tekrar önlemleri sertleştirebiliriz diye düşünüyorum. Bunu denemek lazım. Benim YouTube kanalımda da birkaç şeyden bahsetmiştim bununla ilgili ilk çıktığı zaman. Ben Sayın Valimizi etiketleyerek bir şeyden bahsetmiştim. İşte Canlıoğlu beyin... Zilmen miydi? Zilmen defteri miydi? Çiz esnaflar dolaşula, efendim aç, açık, garip, kuraba, bırakılmaya falan filan böyle bir ferman yazdım. Altına da Canlıoğulları Bey Yaşar Karadeniz'i etiketledim. Evet. Sayın Valimiz de tabii üslubu dairesince olunca böyle şeylere iyi bakıyor. Bir irtibata geçtik bir şekilde. Canlıoğulları Bey'i olamadık ama bir bakalım falan dedi. Biz de onun hüsnü niyetine sığınarak gittik, konuştuk. Düşüncelerimi söyledim bir vatandaş olarak. Bu güzel bir şey. Yani Vali Bey çağırıyor ya da istediğimiz zaman görüşebiliyoruz. Düşüncelerimizi dinleyebiliyor. Yani bunu aslında birçok siyasi partinin, belediye başkanının, kent konseyinin de belli aralıklarla, belli isimlerle mesela ne olabilir, nasıl görüyorsunuz, durum nasıl diye bir müşavere heyeti olmalı diye düşünüyorum. Mesela olur mu sizce? Olmalı diye düşünüyorum ben. Olur olmaz ama kent konseyi yasası da zaten buna pek müsait değil. Kent konseylerini maalesef belediyenin bir yapısı olarak düşünülmüş, yasa halbuki, olarak. Alakası yok halbuki. Vesaire. Yani orada bir takım şeylerin karar alınarak değişik. Yani siyaset ne için yapılır? İşte bunları dönüştürmek için yapılır. Neyse oralara girmeyelim. Şimdi bu kriz çıktığı zaman ben hani mali müşavir olduğum için mükelleflerinden de biliyorum. Zaten inşaat işiyle uğraşanların çoğu kalfaları vardı. Mesela artık 3 sene 5 sene iş yok. Ne yapacaksın? Köye gideceksin. Ne yapacaksın? İşte öküz alacaksın, süreceksin. Yani somut şeyler bunlar. Şu tavuk döner satan adam da kapattı. Şeyci de kapattı. Pilavcı da kapattı. Baklavacı da kapattı. Herkes kapattı. Şimdi bunlar böyle koli alarak bilmem yardım isteyerek böyle bir alışkanlıkları yok. Bu doğru da değil. Devletin zaten düşkünlere sürekli STK'ların bir yardımı var. Yani bu esnafın yanında çalışan bir berber ustası var. Asgari ücret para alıyor mesela. Kapandı berber. Şimdi buna ücret veremeyecek işvereni. Bu adam nasıl geçinecek? Buna devletin yardımcı olması lazım diye bunları düşündük, ettik. Hatta bunu muhtarlar kanalıyla yapmak lazım. Muhtarlarla esnaf odaları bir araya gelmeli, ticaret odası, valiliğin, belediye başkanının sevk idaresinde tespitler yapması lazım. Mehmet Eren esnaftır, durumu iyidir. Der ki, kardeşim burası benim yerim, kiram falan yok, emekli maaşım da var ama komşum Fatih Köse'nin durumu şöyle. O kirasını ödeyemez bu iş 3 ay giderse diye bir tespit yapmak lazım. Ve insanların, zenginlerimizin zekatları buralara aktarılmalı. Ve Ramazan'ı da beklemeden yapılmalı falan diye böyle kendi kanalımda yayınlar yapmıştım. Hatta o sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımlara başlamıştı. Evet. Maalesef o zaman Cumhurbaşkanımızın iletişim başkanı Fahrettin Altun
şey paylaştı. İşte Granada'dan Cumhurbaşkanımız ezan dinledi. 500 yıl sonra okunan ezan diye. Bence gündemi kaçırmıştı. Gündem esnafın durumuydu. Oraya da bir tweet attım. Yani çektiğim videoyu atarak, yani halkın gündemi bu. Şu anda böyle bir düşünce yok. Memurlar dahil yardımda bulunması lazım. Neden? Bu iş 3 ay 4 ay sürerse işsiz kalan adam AVM'de alışveriş yapan memuru gözüne kestirecek. Yani maaşını alıyor 4000 lira 5000 lira ellerinde dolu market çantalarıyla arabasına koyuyor. Bunun olmaması için paylaşmamız lazım. Memurların da vermesi lazım diye herkesi göreve davet etmiştim. Hatta başta Cumhurbaşkanımızın vermesi lazım demiştim. Cumhurbaşkanımız da 7 maaşla bir biz bize yeteriz kampanyası başlattı ki bence doğruydu. Fakat 2 milyar liranın nasıl dağıtılacağı, dağıtılıyor mu, dağıtılmıyor mu? Sosyal yardımlaşmanın sitesinde mesela başvurular var. Bunlar yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Kim takip ediyor? Ben başvurdum, bana bir şey vermediler. Vallahi vermediler. Başvurdunuz değil mi? Başvurdum tabii ya. Hatta birini de kabul etmediler. İşte yani gelir yok, bir şey yok. Bir şey ne yapacağım? Reklam diyor. Doğru, haklısınız. Yani ağlıyoruz yani. Sayın Cumhurbaşkanım değil, ne olur. Durum kötü yani, bak ayağız kapanacak yoksa. Yani artık şeffaflığı şey yapmamız lazım. Sonra da insanlara kızmamak lazım. İşte şu para nereye gitti, bu ne oldu? Evet. İnsanların sorma hakkı var. Bizi yönetenlerin de cevap vermesi gerekiyor. İzah etmesi gerekiyor. Vatandaşımıza bu izah edip şeffaf bir şekilde anlatıldığı zaman zaten sorun çözülür. Sorun diye bir şey olmaz. İnşallah atlatacağız. Diğer ülkelere bakarak da iyi durumdayız. İyi durumdayız. Daha da yürüyeceğiz gibi geliyor bana ama tedbirleri elden bırakmazsak. Benim Kazakistan'da bir arkadaşım var. Darhan Masinov, üniversite arkadaşım. 25 yıl sonra beni Messenger'dan buldu. Konuştuk. 44 yaşında. İki çocuğu var. Müthiş Türkçe'de konuşuyor. Hatta bir ara programa bile alabiliriz yani. Zorunda. Tabii alırız tabii Kazakistan'daki durumu. Ama orada biraz da sıkıntılı, her şeyi konuşamayabilir. Gerçi Türkçe konuşunca anlaşılmaz. Yani bizim nasıl Türkçe ya kazaklar. Biliyor ya, biliyor. Ya Türkçe'de de öğrendik. Biz beraber aynı koğuşta devlet KYK'da kalmıştık. Diyor ki bizde diyor şey var diyor. Karantina var diyor ama resmi karantina yok diyor. Herkes evinde oturuyor diyor. Hiç kimse diyor. Para vermiyor diyor. Para vermiyor. Sizde yine para veriyorlar diyor evleri. Almanya, geçen akşam Mustafa Almanya'dan bağlandı. Almanya'da İHA muhabiri aynı zamanda. Eski bir dostum Mustafa Tığlı. Orada da mesela sokağa çıkma yasağı yok diyor yaşlılara mesela diyor. Ama diyor bilinçli toplum diyor, eğitimli diyor. Çünkü söylendi 60 yaşın üzerinde bu sıkıntılar. Ayağınız denk alın. Hop çekildiler diyor. Hiç kimse çıkmıyor diyor. Çıkarken diyor bile diyor o kadar dikkatliler ki diyor birbirlere daha yanaşmıyorlar diyor. Korkuyorlar. Niye ölelim ki boş boşuna? Kastamonu'ya da söyleyelim de Mehmetere'de yakalanmayın dolaşırken. Evet bana yakalanmayın evet. Murat Özer eskiden komünist denenler şimdinin en milliyetçileri oldu. Evet bir program bu kadar güzel olur. Çok teşekkürler demiş Adnan Kuşçu. Devam ediyoruz. Selahattin Özkan. Allah razı olsun Selahattin. Nerede kaldın? Ben de hep merak ediyordum. 37 Küreli Çilekeş'ten selamlar. Ali Rıza Topçu. Şimdi burası Zurna'nın zırt dediği yer. Şimdi Ali Rıza Topçu'nun burada güzel bir yorumu var. Sen okuyacaksan bana o zaman anlat. Yok okuyayım ya da okuyabilirim. Nasıl dersin? Tamam oku. Oku. Abi yorum yapmaktan korkuyorum. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Biraderim köyde muhtar 150-200 baş hayvanı var. Çalışanı var. Besicilik yapmaya çalışıyor. İstanbul'da da iş yerleri var. Ne zaman konuşsam köyden şikayetçi ağlıyor. İstanbul'da kazandığımı köye gömüyorum. Yine yetmiyor diyor. İsmini ve köyünü de verebilirim. Hayat o kadar kolay değil abi. Köylü organik tarım vesaire güzelleme ile geçiremiyor. Kredileriyle borçlandırıyorlar. Sonra da elinden alıyorlar. 3-5 dönümlük arazisini Fatih Bey savunuyor ama ben katılamıyorum. Uzun yazdım anlatamadım derdimi de neyse sağlık olsun. Ben anladım. İşte bu doğal tarımda aslında biz de bu sisteme karşı çıkıyoruz. Şimdi 4 kişilik bir aile bu doğal tarım grubunda edindiğimiz bilgilere göre söylüyorum ben. 15 dönüm yılda 200 bin lira para kazanır. Traktör yok. Mazot yok. İlaç ve zehir yok. Yok. Ha kanaatkar olacaksın. Yani ben yılda 150-200 bin lira Allah bereket versin diyeceksin.
Buna şey yapacaksın. Ama komşumda traktör var, ben de alayım. Efendim o 100 ton domates satıyor. Ben şu komşu arsayı da alayım, ben de o kadar yapayım. Yani bu sorunu yaşayan bizleriz. Bir kere kanaatkar olmamız lazım. Belli bir rakama fit olmamız lazım. O döngü içerisinde masrafları kıstığımız zaman bana yeter. Elhamdülillah derim yani. Yıllık 200 bin lira ben mali müşavir olarak kazanmıyorum ya. 200 bin lira muhteşem bir rakam. Muhteşem bir rakam. Yani bir aile, bir ailenin gelirinden bahsediyoruz yani burada. Şimdi ve hepsi toprağın üzerinde yaşayacaklar. Evet. Bahçenin içinde doğal yaşayacaklar. Bu çok detaylı bir konu. Yani burada ben şunu söyleyeyim. Telegram'ı olmayanlar yükleyebilirler. Ben bu yayından sonra buraya Doğal Tarım grubunun linkini de atarım. İsteyenler oraya üye olabilirler. Sınırlama yok. Takip edebilirler, bir bakabilirler. Evet. Akıllarına gelen soruyu sorabilirler. Eksikler varsa tamamlanabilir. Öyle söyleyeyim. Uğur Karabayraktar, Karabük'ten selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Ali Rıza devam etmiş. Bir şirketin veya bir kişinin başında muhasebeci, maliyeci, maliye dedi mi korkacaksın, güvenmeyeceksin abi demiş. Şirketin başında diyor, sana demiyor. Evet. Evet Fatih Bey, eksik kalan bir şey var mı? Çok uzatmaya da gerek yok. İnsanlar da yorumluyor. Hemen yorumlayalım. Doyurucu da oldu aslında. Çok da güzel oldu. Yani ben gerçekten de hoşuma gitti. Gerçi bu anlattıklarınızın bazı şeylerden aşinayım. Çünkü kendim çok uğraştım Kuzeykent'te. Tavuk beslemek hakikaten insanı zevk yapıyor. Yani zevklemiyorsun. O yumurta aldığını her sabah bekliyorum. Bazen kışın yumurta vermiyorlardı. Çok fena kızıyordum. Yanımda Raif abla vardı. Ben onlara kızınca Raif abla da bana kızıyordu. Sonra ben keşfettim. Pul biber veriyordum. Acı biber. Hmm. Acı biber verince ertesi sabah tapı tapı hepsi başladı yumurtlamaya. Öyle bir sistem bulmuştuk. Ama tabii üşütmeyeceksin, koruyacaksın hayvanı. Evet. Yani yoksa iyi ortamda hayvan veriyor. Mesela kümesi samanla yapıp çamurla sıvadığınız zaman en az maliyetle yapabiliyorsunuz. Evet. Ve doğal oluyor. Kışında sıcak oluyor. Yalıtsanız halledersiniz. Kerpiç evler gibi doğru. Benim niyetim var öyle bir kümesi yapmak. Evet. Benim Şaziye vardı işte tavuk mesela. O çok güzel, çok akıllıydı. Gel kızım dediğim zaman sallana 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 gelirdi. Yeni elinden yerdi. Diğer ikisi çok böyle şeydi. Sarı kız falan. Bir tane öyle ufak bir şey vardı. Felaket ya. Maliyeti tozu dumana katardı. Eyvallah. Şeyi saymıyorum. Rıza'yı saymıyorum. Horoz Rıza'yı saymıyorum. Rıza vardı bende. Bu da meşhur hatta. Evet, çok teşekkür ediyorum Fatih Köse'ye katıldım. Güzel bir program oldu. Gerçekten doyurucu program oldu. Çok böyle her şeye girmek değil ama insanları bilgilendirmek adına. Eyvallah. Aslında bu tip programları daha çok yapmak lazım. İnsanların bir odak noktası olsun. Gelmek isteyenlere en azından yol gösterebileceğimiz fikirleri, yolları gösterebiliriz, söyleyebiliriz buradan. Bir yol olur diye, bir katkımız olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın akşam Onur Evren'le Onurlu Hoş Bir Seda programımız var. Çarşamba günü akşamı Hanimi Belediye Başkanımız Sayın Serkan Uçar, Perşembe günü akşamı da İhsan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Hayati Sağlık konuğumuz olacak. Cuma akşamı da Amerika'dan, Arizona'dan yanlış hatırlamıyorsam, durun hemen söyleyeyim şuradan. Çünkü yanlış söylersem sıkıntı olmasın diyorum. Evet. Evet. San Francisco'dan Özgür Doğan Uğurlu, bilgisayar mühendisi. Konu, oğlu mu? Evet. Doğan. Özgür Doğan Uğurlu konuğum olacak. Tabii ki burada özellikle 1 milyon yazılımcı yetiştiriyoruz noktasında ve teknolojiyi, yazılımı konuşacağız. Diyeceksin ki sen ne anlarsın? Aslına bakarsan benim buradakilerin hepsi yazılım. Bu yayınlar size yazılımla geliyor. Çünkü ortada gerçekte bir şey yok. Sadece yazılım. Ama biz de dilimiz döndüğü kadar soracağız. Bize Sayın Uğurlu cevap verecek. San Francisco'dan diyorum. Hepinize teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere yarın akşam. Tabii yarın akşam Onur var. Ben yokum. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Hayırlı geceler.